emekli promosyonu alan emeklilere SGK uzmanından acil uyarı. Kontrol etmelisiniz. Ülkemizde 15 milyondan fazla emekli bulunuyor. Emekliler her yıl iki defa maaşlarına zam alıyor. Enflasyon farkı adı altında yapılan ödemelere ek olarak emekliler promosyon ödemelerini de araştırıyor. İşte ödemelere ilişkin SGK uzmanından son uyarı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldı. Durum bu şekilde olunca bazı bankalar emeklilere verdiği promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. SGK uzmanından kritik açıklama. Konuya ilişkin SGK uzmanı promosyon ödemeleri için banka değiştirecek ya da değiştiren emeklilere kritik uyarıda bulundu. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerine yapılacak olan promosyon ödemeleri Temmuz ayında güncellendi. Kamu ve özel bankalar emeklileri kapmak için birbirinden farklı kampanyaları duyurmaya devam ediyor. Emekliler daha yüksek promosyon ödemesi almak için bankaların sunduğu promosyon ödemelerini de yakından inceliyor. SGK uzmanı uyardı: Konu ile ilgili SGK uzmanı Murat Bal, yapmış olduğu açıklamasında promosyon ödeme tutarlarının artabileceğini ifade ederek, emeklilerin dikkat etmesi gerektiği noktaları tetek açıkladı. Değiştirilen bankanın ATM şubesinin olup olmadığına bakılması gerektiğini ve sadece ücret için banka değişikliği yapılmaması gerektiğini belirtti. Bakmak gerekiyor. Uzman Bal, sözlerine şu şekilde devam etti. Özel sektör rekabet ortamı içinde rakamları artırıyor. Bildiğiniz gibi promosyon tutarları 24.000 TL'ye yaklaştı. Bu rakam önümüzdeki günlerde daha da artabilir. Ben vatandaşlarımızı birkaç konuda uyarmak istiyorum. Sadece rakam için banka değiştirmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Değiştirdiğiniz bankanın Anadolu'da ATM'si şubesi olup olmadığına bakmak gerekiyor. Konu ile ilgili örnek veren uzman isim, tatile köye gidilmesi halinde bankanın hizmetlerine ulaşılabilecek bir ATM'nin olması gerektiğini belirtti. Ancak emeklilerin bütçelerini düşünerek dikkat ettiği en önemli konunun promosyon miktarı olduğunu söyleyen Bal, bankaların sunduğu hizmetlere de bakılması gerektiğini belirtti. Bazı bankaların havale ve EFT'den ücret almadığını, bazı bankaların da mevduat açısından daha yüksek oran verdiğinin altını çizdi. Emeklilerin bu kriterlere de dikkat etmesi konusunda uyarı yapıldı.